9. Engelsiz Filmler Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması film söyleşilerine hoş geldiniz. Peşimdeki Polis filminin yönetmeni Kayahan Kaya ile beraberiz. Merhabalar Kayahan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Kayahan, soyadım Kaya. Hacettepe Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldum 2002'de. Daha sonra Başkent Üniversitesi'nde rasme görevliliği yaptım. Özel sektörde grafik tasarımcı olarak çalıştım. Daha sonra 2019 yılında da TRT'ye girdim. TRT'de yeni medya kanal koordinatörlüğünde animasyon biriminde çalışıyorum hala. Aynı zamanda da işte kendi basit üretimlerimi yapmaya çalışıyorum. Kısaca böyle. Bu kısma da tekrar bir dönmek istiyorum ama onun öncesinde Peşimdeki Polis filminin hikayesini bize biraz anlatmak ister misiniz? Çünkü onun da ilginç bir hikayesi var ve sizden de onu duymak isteriz. İşte bu hikayeyi siz sonra filme nasıl dönüştürmeye karar verdiniz? Dönüştürürken karakterleri nasıl kurduğunuzu da merak ediyoruz. Aslında 2011 yılında elime geçti Şeref Özsoy'un kanıksadığım biri Orhan Veli adlı kitabı. Orada Orhan Veli ile alakalı hikayeler var. Zaten ilk okuduğumda bu hikayeyi, Peşimdeki Polisi, hatta Orhan Veli'nin Peşimdeki Polis diye hikayenin başlığı. Aslında hemen sahneler canlanmaya başladı gözümde. Yani okurken görebiliyordum böyle bir şey olsa nasıl olur diye. Daha sonra bu filmi yapmaya niyetlendim. Daha hiç elimde hiçbir şey yok. Yani animasyon yapacağım kesin. Çünkü zaten animasyonla işim animasyon yapmak. Hemen Şeref Bey'i aradım ve hani henüz herhangi bir programım yoktu. İşte şöyle yaparım, şu senede bitiririm. Görsel şeyi, tarzı şu olur diye herhangi bir fikrim yoktu. Şeref Bey'i aradım ve dedim ki ben bunu animasyon yapmak istiyorum, bu hikayenizi izin verir misiniz? O da sağ olsun hemen izin verdi. Aslında ilk adımı böyle atmış oldum. Daha sonra tabii filmi ara ara yaptım ama işte hep mesai saatlerimin dışında evde gece çalışıyorum. Araya başka işler giriyor, yoğunluklar değişiyor. O yüzden aslında filmimi bitirmem bu pandemi sayesinde oldu. Yoksa aslında biraz yapıp biraz rafa kaldırmıştım. Bu pandemide işte bütün gün evde olunca bütün arta kalan zamanlarda filmi bitirdim. Tabii burada filmin müziklerini yapan Derya Türkan'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü filmin bir kısmını yapıp gönderdiğimde ve senaryoyu gönderdiğimde hiç düşünmeden destek olacağını söyledi ve hani film müzikleriyle çok bambaşka bir yere gitti bence. Hikayeye sadık kalmaya çalıştım. O yüzden karakterler aslında hikayede geçen karakterlere yakın. Genç şairi, işte en son şiirlerini yakan genç şairi fotoğrafını bulamadım. Aslında biraz takip ettim, iz sürmeye çalıştım nasıl olabilir diye ama kesin net bir cevap bulamadım. O yüzden ben de biraz daha böyle yüz hatlarından arındırılmış genç bir karakter yarattım. Bu yani aslında bütün herkesin başına gelebilir gibi. Biraz da aslında karakteristik bir surattan arındırmaya çalıştım. Filmde Lambo'nun meyhanesinde geçen sahnede zaten Lambo meyhanesi Alaylılar Akademisi diye geçermiş. Ve tüm dönemin yazarları, edebiyatçıları, sanatçıları, oyuncuları orada toplanır. O yüzden o sahnede birebir o Lambo'nun meyhanesine takılmış sanatçıları da resmettim. Filmde genel olarak iki mekan üzerinde geçiyor zaten. Bir Lambo'nun meyhanesi önemli bir sahne. Bir de Caddebostan plajı. Bunlar da aslında çok karakteristik ve döneme ait yapılar. Başlı başına onlar da bir karakter. Tabii çok araştırdım doğru resmetmek için. Hem Lambo'nun meyhanesinde hiçbir fotoğraf yok. Hem de Caddebostan plajını
1950'li yıllardaki fotoğraflarından birleştirmeye çalıştım. Bir şey çok yardımcı oldu. Tam 1950'li yılların filmlerini izlerken o dönemi daha iyi anlamak için Sadri Alışık'ın Ah Güzel İstanbul filminde Lambo meyhanesi var. Ve Sadri Alışık Monsieur Lambo ile konuşuyor. Bu referans olarak çok işime yaradı. Hatta yani bunu da bir gönderme olarak düşünerek bir sahne açısının aynısını kullandım. O filme gönderme olarak ve çok aslında çok da işime yaradı. O meyhaneyi görmek çok işime yaradı. Genel olarak böyle anlatabilirim filmin gidişatı, başlangıcı ve gidişatı nasıl oldu? Elinize sağlık tekrardan. Sağ olun. Peki hani bu sizin filmi de ayrıca siz de animasyonla ilgileniyorsunuz zaten, animasyon yapıyorsunuz. Filmin de özellikle animasyon olması sizin için ne ifade ediyor? Bu hani ya da hani animasyonun sizin işlerinizdeki yerini de birazcık ben hani merak ediyorum. Benim kedim de gelir şimdi aslında. tabii şey, animatör olduğum için hali hazırda, yani iki boyutlu animasyonla çalıştığım için hani kafamda direkt zaten animasyon yapmak vardı. O hikayeyi okuduğumda da. Ama tabii hep böyle değildi. Yani üniversite yıllarımda işte babama zorla bir Hi8 kamera aldırıp işte arkadaşlarımla deneme çekimleri yapıyordum. Yani zaten o zamandan beri sinema üzerine çalışmayı çok istiyordum. Ama tabii bölümüm grafik tasarım, işte sinema televizyondan uzak, işte oradan ders almaya çalışıyordum. İşte bütün ders kitaplarını okumaya çalışıyordum. O aslında bir temel kattı bana. Daha sonra hayatın savruluşuyla ya ancak şimdi bir animasyon film kendim için yaptım diyebilirim. Yani normal gerçek çekimli bir film zaten hani beni aşan bir şey. Ben bildiğim noktada animasyon üzerine zaten hep böyle düşünmüştüm. O yüzden hani animasyon yapma fikri de zaten bir şey. Yani öğle yemeği yemek gibi benim için çok normal gelişti. Anladım. Teşekkür ederiz filminizde bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Bugün söyleşiye de katıldığınız için. Çok teşekkürler.